Arkadaşlar merhaba. 2020-2021 güz yarı yılı mekanik ve statik dersinin ilk haftasındayız. Covid-19 sebebiyle bu dersleri sınıfta yapamadığımız için video çekip paylaşacağım bu videoları. Siz videoları izleyin. Notları da sisteme yükleyeceğim yine. Bu notları temiz bir tane deftere tekrar yazın. Yazarak çalışın, yazarak öğrenirsiniz. İlk haftaki konumuz vektörler. Şimdi vektörler dediğimiz zaman bizim için önce büyüklüklere bakmamız lazım. İki tane büyüklüğümüz var. Biri skaler büyüklük, diğeri vektörel büyüklük. Skaler büyüklüğe baktığımız zaman kütle, enerji, sıcaklık, iş, elektrik yükü, zaman, hacim gibi fiziksel büyüklüklerde yön ve doğrultu söz konusu değildir. Bu büyüklükler sayısal değerleriyle bilinir. Yani sayısal değerleri verildiği zaman biz bu büyüklük hakkında fikir sahibi oluruz. Ne olduğunu biliriz. Örneğin şuraya 5 yazdım. Değil mi? Şimdi bunun sadece baktığınız zaman bir rakam var. İşte 5 rakamı. Ama bunun yanına kilogram yazdığımız zaman, bakın birim yazdığımız zaman ne oldu? Biz bunun 5 kilogram olduğunu bildik. Yani ne demek bu? Bu 5 kilogramlık büyüklüğümüz skaler bir büyüklük demek. Biz de diyeceğiz ki işte sayısal değerleriyle birimi verildiği zaman büyüklük hakkında yeterli bilgiye sahip olunur. Bu tür büyüklüklere skaler büyüklük derler. İkinci büyüklüğümüze baktık. Vektörel büyüklükler. Vektörel büyüklük için diyeceğiz ki kuvvet, hız, ivme, yer değiştirme gibi fiziksel büyüklüklere yön veren büyüklüklerdir. Bakın fiziksel büyüklüklere yön veren büyüklüklerdir. Bu tür büyüklükler yalnız sayı ve birimle ifade edilemezler. İfade edilebilmesi için büyüklüğünün, başlangıç noktasının, yönünün ve doğrultusunun bilinmesi lazım. Biz de diyeceğiz ki büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu ile bilinebilen niceliklere vektörel büyüklükler denir. Vektörel bunlar ne demek? Önce bunlara bir bakalım. Bakın şuraya yazdık. Bir tane başlangıç noktası yazdık. Bakın arkadaşlar. Dedi ki ne yapacaksınız? Evinizden markete gideceksiniz. Ekmek alacaksınız. Değil mi bakın? Başlangıç noktamız nereye oldu? Evden. Evden çıktık. Nereye gittik? Markete gittik. Ne yapacaksınız? Ekmek alacaksınız. Şimdi evden başladık. Markete gittik. Gidiş yönümüze ne yaptık? Bir tane ok işareti koyduk. Çünkü evden başladık. Markete gittik. O zaman diyeceğiz ki şimdi bizim buradaki büyüklüklerimiz var. Hani biraz önce dedik ya vektörel büyüklüğün olması lazımdı. Büyüklük olması lazım. Başlangıç noktası olması lazım. Yön olması lazım. Doğrultusu olması lazım. Hemen geldik baktık. Dedi ki bizim başlangıç noktamız ev oldu bakın. Başlangıç noktası oldu. Bizim bitiş noktamız neresi olacak? Market olacak. Çünkü biz ne yaptık? Evden başladık. Markette durduk. O zaman diyeceğiz ki market bizim için bitiş noktası. Bu sefer diyeceğiz ki biz evden markete yürüyerek ya da aracınızla gittiniz. Belirli bir mesafe aldınız. O zaman bu aldığımız mesafe bizim için ne olacak? Büyüklük olacak. Gördük değil mi? Bakın. Başlangıç noktamız var. Bitiş noktamız var. Yönümüz var. Yön neydi? Şöyle markete doğru gittiğimiz için ok işareti neyi gösterecek? Marketi gösterecek. Ya da ne yaptınız? İşte trafiktesiniz. Trafikte ok işaretlerine yani tabelalardaki ok işaretlerine bakarak biz ne yaptık? Yönümüzü tayin ettik. O zaman diyeceğiz ki ok işareti hangi tarafı göstermişse yön de o tarafta olacak. Bunu kuvvetlerde ve vektörlerin toplanması, çıkartması vesaire göreceğiz zaten. Şimdi vektörel büyüklükler şekilde görüldüğü gibi, hatta şeklimizi şöyle göstereyim. Şuradaki şekilde görüldüğü gibi yönlendirilmiş doğru parçasıyla gösterilir. Çünkü yön var. Yönümüz markete doğruydu. Biz diyeceğiz ki bu vektörün 4 tane elemanı var diyeceğiz. Bu elemanların ilkine baktık. İlkine dedi ki uygulama noktası.
Vektörel büyüklüğün uygulandığı noktaya uygulama noktası ya da başlangıç noktası denir. Bakın. Uygulandığı nokta neymiş? Diyeceğiz ki vektörel büyüklüğün uygulandığı noktaya uygulama noktası ya da başlangıç noktası diyeceğiz. Şimdi yukarıdaki vektöre baktık. Bakın şu defterimde size göndereceğim notlardaki vektöre baktık. Diyeceğiz ki bu ne? Bu vektörde uygulama noktası ya da başlama noktası neresi olacak? O noktası olacak. Şimdi bu sefer vektörün ikinci büyüklüğüne baktık. İkinci elemanına baktık. Diyeceğiz ki ikinci elemanımız büyüklük. Büyüklük vektörün sayısal değerine denir. Yani diyeceğiz ki vektörün sayısal değerine o vektörün büyüklüğü denir. Şimdi şuraya baktık arkadaşlar. Eşit bölmeli işte kareler, tablolar oluşturdu. Şimdi bir başlangıç noktası yazdım. Bakın başlangıç noktasından şöyle soldan sağa doğru rastgele bir tane vektör çizdim. Dedim ki bu vektör ne olsun bizim için? K vektörü olsun. Bakın K vektörü üzerine ok işareti şöyle çubuğun ucuna ok işareti yazdığım zaman vektör olacak. Biz bu K vektörünün büyüklüğünü bulurken bakın K vektörünün büyüklüğünü bulurken bakın şunların her biri bir birim. Hem yatayda bir birim hem düşeyde bir birim. Yatayda düşeyde birer birim. Yani eşit bölmeli bir tane tablo. Şimdi K vektörünün büyüklüğünü bulurken ya da herhangi bir vektörün büyüklüğünü bulurken ne yapacağız? Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki şu kutucukları sayacağız. Bakın saydınız. Diyeceğiz ki bu ne kadarmış? 7 birimmiş. İşte bizim K vektörümüzün büyüklüğü ne kadar? 7 birimmiş. Vektörün büyüklüğü böyle demek. Şimdi bu sefer vektörün yönüne bakacağız. Çünkü bizim 4 tane elemanımız vardı. Büyüklük vardı. İşte doğrultu var, yön var. Başlangıç noktası, bitiş noktası vardı. Şimdi biz yöne bakacağız. Diyeceğiz ki vektörel büyüklüğün yönünü bulurken doğru parçasının ucuna bir tane ok koyacağız. Doğru parçasındaki ok işareti, bakın doğru parçası çizdik şöyle. Şunun hangi tarafına ok işareti yerleştirirsek vektörümüzün yönü o olacak. Çünkü biz ne yapmıştık? Evden markete ekmek almaya giderken bakın başlangıç noktamız neydi? Evde. Gideceğimiz nokta, doğrultumuz, yönümüz neydi? Marketti. Yön market olduğu için markete doğru aracınızla ya da yürüyerek gittiğiniz için biz ne yaptık? Ok işaretini marketin olduğu tarafa koyduk. Çünkü biz ne yapacağız? Markete doğru yürüyecektik. Sonra biz diyeceğiz ki bir vektörün büyüklüğünün yönü doğru parçasına konan okun ucu yönündedir diyeceğiz. Ucuna konulan okun yönündedir. Şimdi şuraya baktık. Yine bir tane K vektörümüz var. K vektörümüze baktık dedik. İşte hani yön belirtmiş burada da. O noktası başlangıç noktası. A noktası bitiş noktası. Şöyle A noktasına baktık. A noktasında ok işareti verdi. O zaman biz diyeceğiz ki bu K vektörünün yönü O'dan A'ya yöneliktir. Ya da batıdan doğu yönündedir diyeceğiz. Dördüncü büyüklüğümüz vektörün doğrultusu. Biz vektörel büyüklüğünün hangi doğrultuda olduğunu gösterir. İşte şuraya baktık. İki tane vektörümüz var. Bakın. K vektörü ve L vektörü. Yine burada yön belirtmiş. Yukarı taraf şu baştan olduğu taraf kuzey, alt taraf güney demiş. Diyeceğiz ki şekildeki K ve L vektörlerinin yönleri zıt. Fakat her ikisi de kuzey güney doğrultusundadır. O zaman biz burada hemen bir sonuç çıkaracağız. Diyeceğiz ki buna göre her birbirine paralel olan vektörler çakışık olmasalar da doğrultuları aynı olur. Vektörlerin eşitliğine baktık. Diyeceğiz ki aynı yönlü. Bakın yönler aynı olacak. Doğrultular aynı olacak. Büyüklükler aynı olacak. Aynı yönlü ve büyüklükleri eşit olan iki vektör birbirine eşittir. Bakın vektörler iki tane vektör çizeceğiz. Diyeceğiz ki bu iki tane vektör birbirine eşit olacak. Hemen vektörümüzü çizdik bakın. Şuradan bir başlangıç noktasından şöyle çizdik. Bir tanesi L vektörü oldu. Şuradan geldik çizdik. Bir tanesi M vektörü oldu. Bakın şöyle baktığımız zaman ikisi soldan sağa değil mi? Ok işaretlerine baktık. İkisi sağı göstermiş. Demek ki yönümüz sağ taraf. İki vektör birbirine paralel. Bakın paralel ne demek? Şöyle iki tane doğru çizdiğimiz zaman
İki tane doğruya dik çizdiğimizde her noktadaki diklerin boyutları ya da diklerin uzunlukları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Biz diyeceğiz ki işte şuradaki K ve L vektörlerinin şiddetleri, yönleri ve doğrultuları eşit olduğu için bu vektörler eşit vektörlerdir. Hemen geldik şuraya baktık. Şimdi vektörün büyüklüğüne baktık. Dedi ki L vektörü bakın soldan sağa doğru ok işaretinin olduğu taraf neydi? Bize her zaman yönünü gösterecek. Biz vektörün büyüklüğünü bulurken şunlar eşit bölmeli olduğu için her bir bölmeyi saydık. Dedik ki 5 birim. Hemen geldik şuradan M vektörüne baktık. M vektörünün yine şuradaki her bir kareyi saydık ya da her bir bölmeyi saydık. 5 birim. O zaman diyeceğiz ki L vektörünün büyüklüğü M vektörünün büyüklüğüne eşit. Her ikisi de neymiş? 5 birimmiş. Her ikisi de 5 birim olduğu için şu iki vektör ne oldu? Birbirine eşit oldu. Büyüklükleri eşit. Şimdi bir vektörün negatifine bakacağız bakın arkadaşlar. Şimdi negatif ne demek? Şuraya yazdım. Dedim ki biraz önce 5 kilogram yazmıştık. Şimdi bir rakam yazdım 5. Şimdi önünde işaret olmadığı için ne olacaktı? Bunun önündeki işaret pozitif. Önünde işaret yoksa bu işaret her zaman pozitiftir. Biz diyeceğiz ki bunun negatifi ne olacak? İşaretini değiştirdik. Negatif 5 olacak. Ya da ne yaptınız? Evinize gittiniz. Apartmanın kapısından içeri girdiniz. İşte şurada ne yapacaksınız? 4 tane basamak çıktınız. 4 basamağa çıktıktan sonra neye bindiniz? Asansöre bindiniz. Bakın ne yaptınız? Aşağıdan yukarıya doğru 4 basamak çıktınız. Şimdi bu sefer ne yapacaksınız? Eve çıktınız, aşağı indiniz. Asansörden indiniz. Apartmanın kapısından dışarı çıkabilmeniz için ne yapmanız lazım? Asansörden geldiniz. Bu sefer yukarıdan aşağıya doğru ne yapmanız lazım? 4 basamak inmeniz lazım. Bakın bir tane de ne yaptınız? Çıktınız. İşaretleri istediğiniz gibi alın. Bir tane de ne yaptınız? İndiniz. Mesela ne yapmak? Yukarıya çıkma. Yukarıya tırmanma var. Bir de yukarıya inme var. İkisi birbirinin zıttı. İşte doğuya gittiniz ya da sağ tarafa durdunuz herhangi bir yerde. Sağa doğru 5 adım attınız. Bunun tersi ne olacak? Sola doğru 5 adım atmak oluyor. Şimdi biz vektörlerde zıttını bulurken biz vektör için ne dedik? Dedi ki ok işareti hangi tarafa konulmuşsa ok işaretinin olduğu taraf ne olacaktı? Yön olacaktı. Vektörün zıttı ne demek? Ok işareti hangi taraftaysa, bakın biraz önce sağa göstermiştim. Bu sefer ok işaretini olduğu yerden söküp diğer tarafı taktığınız zaman ne oldu? Vektörün zıttı oldu. Şimdi şuraya baktık bakın. Notlarımızda zaten daha güzel göreceksiniz. Şimdi iki tane vektör, bir tane vektörümüz var. K vektörü. Şimdi bu diyeceğiz ki bu K vektörünün büyüklüğüne baktık. Bakın 1, 2, 3 birim. Ok işaretine baktık. Soldan sağa göstermiş. Biz diyeceğiz ki bu vektörün tersini bulabilmemiz için bu vektörle aynı büyüklükte, aynı doğrultuda ama yönce zıt olması lazım. Yönü biz zıt yapmak için ne yapacaktık? Ok işareti sağa göstermişti. Söktük sol tarafı taktık. Bakın soldan sağa 3 birim, sağdan sola 3 birim. Şimdi biri pozitifse diğerinin olması lazım. Negatif olması lazım. Şimdi arkadaşlar vektörlerle ilgili kurallar yazıyoruz. Şimdi bunlar müfredatta olduğu için mecburen anlatacağız. Bu vektörlerle ilgili tüm özellikler kuvvetlerde de geçerli. Bizim işimiz kuvvetli olduğu için bunları iyi öğrenmeye bakın. Şimdi vektörlerin taşınması demiştik. Biz diyeceğiz ki bir vektörün büyüklüğünü, yönünü değiştirmeden başka bir yere taşımak mümkündür. Eğer vektörün yönünü değiştirirsek tabii ki yön değişmesi ne demek? Başka bir vektör işaret değiştirmesi olacak. Biz işaretini değiştirmeyeceğiz. Şimdi yine şurada göstereceğim size. Bakın başlangıç noktasından başladık, çizdik. İşte vektörümüz ne oldu? Birimleri saydık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bir tane K vektörü. Bu K vektörünün şurada yazdım. K vektörünün büyüklüğü neymiş? 6 birimmiş. Yönüne baktık. Soldan sağa doğru bakın. Soldan sağa doğru. Biz diyeceğiz ki biz bu vektörün yönünü, doğrultusunu, şiddetini değiştirmeden istediğimiz herhangi bir noktaya taşırız. Bakın ne yaptık? Vektörün başlangıç noktasını değiştirdik. Getirdik. Şuradan çizdik. Dedi ki yine 6 birim olması lazım. Bakın ok işaretini yine koyduk. Bakın biz ne yaptık? Vektörü yukarıdan aşağıya taşıdık.
Şimdi yön değişmedi, soldan sağa. Büyüklük değişmedi, yine 6 birim. Doğrultu değişmedi, soldan sağa ya da sağdan sola olacak. Bakın yine aynı vektörün getirdik, yerini değiştirdik. Bakın vektörü başlangıç noktasından başladık. Ok işaretini koyduk. Dedik ki yine aynı K vektörü, büyüklüğüne baktık. 6 birim. Demek ki biz herhangi bir vektörün yönünü, şiddetini, doğrultusunu değiştirmeden istediğiniz noktaya ne yapabiliriz? Taşıyabiliriz. Şimdi vektörlerin toplanmasıyla ilgili biraz bilgi vereceğim. Şimdi vektörlerin toplanmasında çeşitli metotlar kullanılmakta. Biz bunlardan iki taneye bakacağız. Bu metotlar ucuca ekleme, diğer adıyla çokgen metodu ya da paralel kenar metodudur. Şimdi ilk metodumuz ucuca ekleme. Bakın ucuca ekleme ne demek? Yani şöyle baktık. İşte ne yaptınız? Soldan sağa 5 metre yürüdünüz. Değil mi? Bakın soldan sağa 5 metre yürüdünüz. Bu sefer aşağıdan yukarı 2 metre yürüdünüz. Tekrar soldan sağa 8 metre yürüdünüz. Yukarıdan aşağıya 4 metre. Bakın biz ne yaptık? Yürüdük, 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 yürüdük. Biz bu yürüdüğümüz mesafelerin hepsini ne yaptık? Uç uca ekledik. İşte toplamda ne kadar yürümüşüz? 19 metre yol yürümüşüz, değil mi? Bakın biz bunları yaparken uç uca ekledik. Şimdi vektörlerde de yine aynı durumda söz konusu. Diyeceğiz ki bu metoda göre vektörlerin doğrultusu, yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden birinin bitiş noktasına diğerinin başlangıç noktası gelecek şekilde uç uca eklenir. Daha sonra ilk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizilen vektör de bize toplam vektörü verecek. Bakın bu neymiş? Şimdi buna bakalım burada. Şimdi iki tane vektör çizeceğim arkadaşlar. Şimdi vektöre baktık. Bakın bir tanesi K vektörü. Şöyle başlangıç noktası. Soldan sağa geldik. 4 birim çizdik. Soldan sağa ok işareti nereye göstermişse yön o tarafta. Dedi ki bu bizim K vektörümüz. İkinci vektörümüzü çizdik. Bu sefer ikinci vektörümüzde yukarıdan aşağıya doğru 5 birim. Bakın yukarıdan aşağı doğru başlangıç noktası, bitiş noktası, değil mi? Şu ok işareti doğrultusuydu. L vektörü. Şimdi K vektörüne baktık. Bakın 1, 2, 3, 4 birim. L soldan sağa. L vektörüne baktık. 5 birim yukarıdan aşağı doğru. Biz ucuca toplama metodunda vektörleri toplarken vektörlerden bir tanesini sabit alacağız. Bakın getirdik. Ne yaptık? K vektörünü şuraya ekledik. Dedik ki biz ucuca toplarken bir tane vektörü sabit alacağız. Diğer vektörleri bunun ucuna ekleyeceğiz. Şimdi K vektörümüz neydi? Soldan sağa 4 birimdi. Bakın başlangıç noktasından 4 birim sağa geldi. Bu sefer diyeceğiz ki bu K vektörünün bitiş noktası, ok işaretinin olduğu yer hem yönü belirtir hem de bitiş noktasını belirtir. L vektörünün başlangıç noktası. Bakın L'nin başlangıç noktasını getirdik. L vektörü neydi? Yukarıdan aşağıya doğru 5 birimdi. Şimdi başka vektörümüz olmadığı için bakın K vektörü, L vektörü. K'nın bitiş noktasına L'nin başlangıç noktasına ekledik. Şimdi biz iki tane vektörü topladık. Bu sefer diyeceğiz ki bizim toplam vektörü bulabilmemiz için ilk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına bir tane doğru çizeceğiz. Diyeceğiz ki işte bu M vektörü olsun. Bu M vektörünü biz ne yaptık? K vektörüyle L vektörünü ucuca topladık. Bu da bize neyi verecek? Bileşke vektörü ya da bileşke ya da toplam vektörü verecek. Şimdi şuraya baktık. Şurası için konuşalım. Notlarımızdaki için konuşalım. Diyeceğiz ya işte K ve L vektörü var. İşte şekil 1 ve şekil 2 demişiz. Şekil 1'deki K ve L vektörünün toplamı yukarıda açıklandığı gibi yapılırsa şekil 2'deki gibi toplam vektör bulunur. Bakın biz ne yaptık? Toplam vektörü bulduk. Vektörler ucuca eklendiğinde ilk vektörün başlangıç noktası ile bakın, son vektörün bitiş noktası çakışıyorsa toplam vektör sıfır olacak. Yani ilk vektörün başlangıç noktası ile. Şimdi buna da bakalım ne demek bu? İki tane vektör çizeceğim şimdi şuraya. Bakın bir tane vektörümüz A vektörü, başlangıç noktası, bitiş noktası, büyüklük var, yön var, doğrultu var, değil mi? İkinci vektörümüzü çizdik. B vektörü,
Şimdi A vektörüne baktık. Dedi ki bizim A vektörümüz soldan sağa doğru 4 birim. B vektörümüz sağdan sola doğru 4 birim. Şimdi biz vektörleri toplarken ne yapacaktık? Diyecektik ki vektörün bir tanesini sabit tuttuk. Bakın sabit tuttuğumuz A vektörü. A vektörü ne oldu? Soldan sağa doğru 4 birim. Bakın A vektörünü çizdik. Bu sefer ne yapacaktık? A vektörünün bitiş noktası, A vektörünün bitiş noktasına B vektörünün başlangıç noktasını ekleyecektik. Şimdi ben şöyle çizdim. İkisi üst üste gelecek. Siz daha düzgün çizersiniz. Burada net anlaşılsın diye böyle mesafeli çizdim. B vektörünün başlangıç noktasına A vektörünün bitiş noktasını ekledim. Bakın birinin başlangıç noktasıyla diğerinin bitiş noktası ne yaptı? Üst üste geldi. O zaman diyeceğiz ki bu A vektörüyle B vektörümüzün toplamı ne oldu? Sıfır oldu. Yani bu ne demek? Başlangıç noktasına ne yaptınız? 5 metre sağa geldiniz. Yazdık. Sonra geri döndünüz. Sola doğru 5 metre daha geldiniz. Bakın. 5 metre sola geldiniz. Bakın ne yaptınız? Başladığınız nokta yani sıfır noktasına geri geldiniz. Vektörlerde toplama işlemi böyle. Ucuca ekleme metoduyla toplama böyle. Şimdi ikinci metodumuz paralel kenar metodu. Paralel kenar metodu ile iki vektörü toplamak için bakın iki vektörü toplamak için bu iki vektör uygulama noktaları yani başlangıç noktaları üst üste gelecek, çakışık olacak şekilde bir noktaya taşınır. Hemen buna bakalım. Bakın şuraya geldik. Bir tane K vektörü çizdik. Başlangıç noktası şurası yönü ok işareti yazdık. Dedi ki K vektörü. İkinci vektörümüzü geldik çizdik. Soldan sağa ne olsun? L vektörü olsun. O da başlangıç noktası 3 birim. Şimdi biz diyeceğiz ki paralel kenar metoduyla iki tane vektörü toplarken ikisinin başlangıç noktasını üst üste getireceğiz. Bakın K vektörüne baktık. Soldan sağa 3 birim. Aşağıdan yukarı 2 birim bakın. Soldan sağa 3 birim. Aşağıdan yukarıya doğru 2 birim. Çizdiğimiz K vektörü. Bakın başlangıç noktası. Şimdi L vektörünün başlangıç noktasını getirdik. Dedi ki soldan sağa doğru 3 birim işte L vektörümüz. Şimdi biz paralel kenar metodunda bu işlemi yaparken iki tane işlem yapacağız burada. Yani bunları toplarken. Şimdi K'nın bitiş noktasına geldik. L'yi ekledik. Bakın L'yi eklediğimiz zaman ne yaptık? Şöyle üstüne yapmamız lazım. Soldan sağa gitmemiz lazım. Diyeceğiz ki K'nın bitiş noktasından L'ye paralel çizgi çizdik. Bu sefer L'nin bitiş noktasından K'ya paralel çizgi çizdik. Bakın iki tane paralel çizgi çizdik. Dedi ki bu paralel çizgilerin kesim noktası ya da şuraya baktığımız zaman ortaya ne çıktı? Paralel kenar çıktı. Diyeceğiz ki bu çizdiğimiz paralel çizgilerin kesim noktasını belirledik. Her iki vektörün başlangıç noktası çakışık olan başlangıç noktasından paralel kenarın kesişim noktasına bir tane doğru çizdik. Bu da bizim için M vektörü olsun. M vektörü K vektörü ile L vektörünün toplamı olsun. Hemen geldik şuraya baktık. Bu sefer notlarımızdaki şekle bakacağız. Diyeceğiz ki K vektörünün bitiş noktasından L vektörüne paralel çizildi. L vektörünün bitiş noktasından K vektörüne paralel çizildi. Elde ettiğimiz şekil paralel kenar olur. K ve L vektörlerinin çakışık olan başlangıç noktasından paralel kenarın karşı köşesini birleştiren vektör iki vektörün toplamına eşit olan vektördür. Şimdi vektörlerde toplamada iki tane yaptık. Bir de vektörlerde çıkarma diyeceğiz arkadaşlar. Vektörlerde çıkarma ne olacak? Hangi vektörün negatifi verilmişse biz o vektörün ok işaretinin yerini değiştireceğiz. Yerini değiştirdikten sonra ne yapacağız? Yine ucuca toplayacağız ya da yine paralel kenar metodu kullanacağız. Şimdi diyeceğiz ki vektörlerde yapılan çıkarma işlemi toplama işlemine benzetilerek yapılabilir. Şekilde verilen aynı düzlemdeki K ve L vektörlerinin yani K eksi L vektörünün yani iki vektörün farkını bulmak için bakın bağıntıya baktık. Bağıntısına göre L vektörünü ters çevirip toplamak lazım. Bakın L vektörünü ters çevirip toplamak lazım. Biz ne yaptık? Ters çevirdik, topladık. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizim için toplamayı öğrendik. Vektörlerin bileşenlerine ayırması. Bu kuvvetlerde de aynı özellikleri gösterdiği için biz bu işlemlerin tamamını kuvvetler içinde yapacağız arkadaşlar. Sadece vektörler için değil, biz bu işlemlerin hepsini
Kuvvetler içinde yapacağız. Yani vektörlerin tüm özelliklerini biz ne yapacağız? Kuvvetleri de kullanacağız. Biz diyeceğiz ki bir vektöre dik bileşenlerini ayırmak için vektörün başlangıç noktasından koordinat ekseninin başlangıcına alınır. Koordinat ekseni ne demektir arkadaşlar? Bakın şöyle çizdiniz bir artı işareti. Her bir tarafa ok işareti koyduk. Ne oldu? X ekseni, Y ekseni. X ekseni yatay eksen, Y ekseni düşey eksen. Şu X ekseni ile Y ekseninin bitiştiği nokta, birleştiği nokta, kesiştiği nokta neydi? Bize koordinat ekseninin başlangıç noktası olur. O zaman biz diyeceğiz ki biz herhangi bir vektörü bileşenlerine ayırırken ne yapacağız? İşte şuradaki koordinat eksenine yerleştirmemiz lazım diyeceğiz. Şimdi şuraya baktık. İki tane vektörümüz var. Bakın iki tane vektör var. Şimdi önce şekil 1'deki K vektörüne bakalım. Şimdi ben K vektörünü yine aldım. Bakın yatayda 3 birim, düşeyde 2 birim. Şöyle getirdim. Dedim ki işte biz şurası bizim koordinat eksenimiz olsun. Şöyle çizdim. X ekseni yatay eksen, Y ekseni düşey eksen. Şimdi ben şuradan baktım. Bir tane rastgele çizeceğim arkadaşlar. Şöyle çizdim. Dedim ki işte bizim vektörümüz, K vektörümüz şu olsun. Eğer böyle ölçekte düzlemde verilmişse, ölçekte düzlemde verilmişse hiç sıkıntımız yok demektir. Eğer vektörümüz ölçekte düzlemde verilmişse vektörün bitiş noktasına geleceğiz. Bitiş noktası neydi? Ok işaretinin olduğu tarafta. Bakın başlangıç noktası ne yaptık? Yatay eksen ve düşey eksenin birleşim noktasına, yani koordinat ekseninin başlangıç noktasına ekledik. Diyeceğiz ki bitiş noktasından eksenlere dikineceğiz. Bakın eksene dikindik. Dikin ekseni kestiği noktayı belirledik. Yine bitiş noktasından eksene dikindik. Dikin ekseni kestiği noktayı belirledik. Bu sefer diyeceğiz ki biz bu vektörün yatay ve düşey bileşenlerini bulurken vektörün başlangıç noktasından dikin ekseni kestiği noktaya bir tane doğru çizdik. Bakın biz bu işlemi hangi vektör için yaptık? K vektörünün yatay bileşeni için yaptık. Hemen geldik yazdık. Dedi ki K vektörümüzün yatay bileşeninin büyüklüğü ne kadarmış? 6 birimmiş. Hemen diğer bileşene bakacağız. K vektörünün düşey bileşeni. Hemen geldiniz. Şuradaki eşit bölmeleri saydınız. Dedi ki K vektörünün düşey bileşeni neymiş? 5 birimmiş. Biz ne yaptık? Hem yatayda, bakın hem yatayda hem düşeyde biz ne yaptık? Vektörün bileşenlerinin büyüklüklerini bulduk. Bu sefer diyeceğiz ki eğer vektörümüz şekil 2'deki gibi ölçekte düzlemde değil de eksenle yaptığı açı verilmişse bu sefer ne yapacağız? Bu işlemi yaparken sinüs ve kosinüsün değerlerinden faydalanarak ne yapmamız lazım? Vektörün büyüklüğünü hesaplamamız lazım. Büyüklüğünü bulmamız lazım. Şimdi hemen geldik baktık dedi ki. Şimdi az önce biz ne yaptık? Ölçekte düzlemde verilmiş olsa bile biz hemen getirdik. Vektörün bitiş noktasından eksenlere dikindik. Bakın. Her zaman eksene dikineceğiz. Şimdi aklınızda olsun bizim için yatay eksen, kosinüs ekseni, düşey eksen, sinüs ekseni. Bakın getirdik, çizdik. Bu sefer diyeceğiz ki vektörün yatay bileşenini bulduk. Bakın yatay bileşenini bulduk ama şekil olarak bulduk. Biraz önceki ölçekli düzlemde, şimdiki ölçekli düzlem değil. Sadece açısı belli. Yine vektörün düşey bileşenini bulduk. Biz ne yapacağız? Sinüs ve kosinüs değerlerinden, yani şuradaki açının sinüs ve kosinüs değerlerinden faydalanarak bizim ne yapmamız lazım? Vektörün bileşenlerini ayırmamız lazım. O zaman diyeceğiz ki bakın K vektörünün yatay bileşenini bulurken önce biz ne yapacağız? K vektörünün kendisi. Şimdi yatay eksene baktık. Yatay eksen bizim için kosinüs eksendi. O zaman diyeceğiz ki aradaki açının kosinüs değeriyle çarpacağız. Düşey eksendeki bileşenini hesaplarken diyeceğiz ki K vektörünün kendisi çarpı düşey eksene baktık. Bizim için sinüs ekseni. O zaman diyeceğiz ki düşey eksendeki bizim için sinüs ekseni olduğu için aradaki açının sinüs değeri olacak. Şimdi bununla ilgili bir tane basit örnek çözeyim size arkadaşlar. Bakın geldik şöyle yazdık. Tabi bu arada size şunu söylemem lazım. Şimdi şu hesap makinesine bakın. Markası önemli değil. Şurada reklam yapmayalım. Markası ne olursa olsun. Masamda bu olduğu için size bunu gösterdim. Hepiniz şu fonksiyonlu hesap makinesinden bir tane edinin. Herkesin şu makineden bir tane olacak arkadaşlar. Bu dönemki dersimizde bunu kullanacağız. Hatta sayısal olan tüm derslerinizde bu makineyi kullanacaksınız. Şu makineden bir tane edinin, bir tane alın. Makinenin kullanımıyla ilgili
İlerleyen derslerde nasıl kullanacağınızı size yine videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi baktık, hani vektörleri ne yapacağız? Bileşen ayıracağız. Vektörümüzü çizdik. Önce koordinat ekseni dedik ki işte bu bizim koordinat eksenimiz, yatay eksen, düşey eksen. Bir tane A vektörü çizdik. Dedi ki A vektörünün büyüklüğü ne olsun? İşte 40 olsun. Öyle değil mi? Hatta ne olsun? 40 birim olsun. Açıya baktık. Dedi ki açımızda 30 derece olsun. Bakın ne yapmış? Büyüklüğü 40 birim olan vektörümüz yatay eksenle açı yapmış. Şimdi biz bunu çözmeden önce birkaç tane şey belirleyelim bakın. Biz diyeceğiz ki vektör hangi eksenle açı yapmışsa o eksen bizim için kosinüs ekseni olsun. Şimdi eksenin biri kosinüsse diğerinin olması lazım. Sinüs olması lazım. Vektör ya da kuvvet, ilerideki derslerde kuvvet diyeceğiz. Hangi eksenle açı yapmışsa o eksen bizim için kosinüs ekseni. Şimdi biz ne yapacağız? Büyüklüğü ve eksenle yaptığı açı belli olan vektörü bileşenlerine bulacağız. Yani diyeceğiz ki bu eğri kuvveti ya da eğri vektörü biz kullanmayacağız. Ne olması lazım? Bunun doğru olması lazım. Ya yatay eksen üzerinde ya düşey eksen üzerinde olması lazım diyeceğiz. Vektörü bileşenlerine ayırırken bitiş noktasına geldik. Bakın bitiş noktasından eksenlere dikineceğiz. Bakın bitiş noktasından eksenlere dikindik. Dikin ekseni kestiği noktayı belirledik. Bitiş noktasından eksene dikindik. Dikin ekseni kestiği noktayı belirledik. Bu sefer diyeceğiz ki başlangıç noktasından dikin ekseni kestiği noktalara doğrular çizeceğiz. Başlangıç noktasından dikin ekseni kestiği noktalara doğrular çizdik. Şimdi bu doğrulara isim vereceğiz. Bizim işlem yaptığımız vektör A vektörü. Bakın ikisine de A vektörü yazdım. Şimdi alt tarafa baktık. Hangi eksen? Yatay eksen. O zaman diyeceğiz ki A vektörünün yatay bileşeni. Düşey doğrultuya baktık. Dedi ki ikinci vektörümüz düşey eksen üzerinde. O zaman düşey bileşeni olacak. Hemen geldik. Vektörlerimizin büyüklüğünü hesaplayalım. Diyeceğiz ki A vektörünün yatay ya da A vektörünün düşey bileşenini bulurken her zaman yazacağımız şey A vektörünün kendi büyüklüğü. Şimdi bunların sinüs ve kosinüs değerlerinden faydalanarak büyüklüklerini hesaplayacaktık ya. Bakın yatay eksen. Yatay eksene baktık. Kosinüs ekseniymiş. O zaman diyeceğiz ki aradaki açının kosinüs değeri. Düşey eksen sinüs ekseniymiş. O zaman diyeceğiz ki aradaki açının sinüs değeri. Hemen getirdik hesapladık bakın. A vektörümüzün yatay bileşeni. Büyüklük 40 birimmiş. Çarpı diyeceğiz. Kosinüs 30. A vektörümüz düşey bileşenine bakacağız. Diyeceğiz ki A vektörünün büyüklüğü 40 birim çarpı ne olacak? Sinüs 30 olacak. Bakın getirdik yazdık. Dedi ki 40 çarpı kosinüs 30. Hesap makinenize baktınız. 34,64 birim. Hemen yazdık. Dedi ki 34,64 birim. Yine hemen geldik yazdık. Dedi ki 40 çarpı düşey eksen sinüstü. Aradaki açının sinüs değeri. Hemen hesapladık. Bu da ne çekti? Bizim için 20 birim çekti arkadaşlar. Biz böylelikle ne yapmış olduk? Dedi ki işte vektörümüzün bileşenlerini bulmuş olduk. Bakın ne yaptık? Vektörün yatay ve düşey bileşeni. Yani artık biz vektörü kullanırken eğri olan vektörü değil. Bakın biz şunları kullanacağız. Çünkü bundan sonraki tüm derslerimizde biz böyle yapacağız. Bakın düşey bileşenini bulduk. 20, yani şuradaki yüksekliğimiz neymiş? 20 birimmiş. Şu yataydaki uzunluğumuz ne kadarmış? 34,64. Biz hesaplarda işte bundan sonra hep ne yapacağız? Bunları kullanacağız. İşte A'nın yatay bileşeni neymiş? 34,64 birimmiş. Şimdi bir tane örnek var. Defterimizde olduğu için, notlarımızda olduğu için ben size bunu okuyayım. Diyormuş ki bir hareketle durduğu A noktasında. Bakın hareketli ne yapmış? Bir tane A noktası var. Başlangıç noktası demek ki A noktasıymış. Şöyle yönleri belirtelim. Sağ taraf doğu, sol taraf batı. Kağıt düzlemine göre söylüyorum. Üst taraf kuzey, alt taraf ne oldu? Güney oldu. Demiş ki durduğu A noktasından batı yönünde 7 kilometre. Bakın batı neydi? Sağdan sola. Batı yönünde ne yaptı? Şöyle A noktasından bakın batı yönünde 7 kilometre yürüdü.
Yürüyerek B noktasına duruyor. Bakın A noktasından B noktasına ne yaptı? Arası 7 kilometremiş. A'dan başladı. B'ye geldi. 7 kilometre. Demiş ki B noktasından 9 kilometre güneye doğru. Bakın B noktasından güney neydi? Yukarıdan aşağıya doğru. 9 kilometre yürüyerek C noktasına geldi. Demiş ki C noktasında batı yönünden 5 kilometre yürüyüp bakın C noktasından batı yönünde 5 kilometre yürüyüp D noktasında duruyor. Demiş ki harekete başladığı A noktası ile D noktası arasındaki mesafe ne kadardır? Bakın yürüdüğü mesafe ne kadardır dememiş. A noktasıyla D noktası arasındaki mesafe ne kadardır? Bakın biz ne yaptık? Yürüdüğü mesafeleri vektör olarak aldık değil mi? Başlangıç noktası belli. Doğrultu belli işte. Batıya doğru yön belli. A'dan B'ye büyüklük belli. 7 kilometre. Bakın 3 tane vektör var. Biz bu 3 tane vektörü ucuca ekledik. Bakın ucuca eklediğimiz zaman şöyle baktık. Şuraya bakın. Solda, sağdan sola yürüdüğümüz mesafeye bakın. Önce 7 kilometre yürümüş değil mi? Sonra tekrar sağdan sola ne kadar yürümüş? 5 kilometre. Yani sağdan sola toplam yürüdüğü mesafe 12 kilometre. Yukarıdan aşağıya doğru yürüdüğü mesafeye baktık. 9 kilometre. İki tane vektörümüz var bakın. Sağdan sola 12 gelmiş. Yukarıdan aşağıya 9 gelmiş. İki tane vektörü topladık. Şimdi ucuca topladığımız zaman ne yapacaktık? İlk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına bir tane doğru çizecektik. Bu doğru bizim için ne olacaktı? Bileşkeyi verecekti. Şimdi geldik bileşkeyi hesapladık. Dediniz ki bir tane dik üçgen var şurada bakın. Öyle değil mi? İşte ne yazdık? Dedi ki P'nin karesi eşit olacak. 9'un karesi artı 12'nin karesi. Bunu hesapladığınız zaman ne olacak? 9, 12, 15 kilometre olacak. Demek ki A noktasıyla D noktası arasındaki mesafemiz ne kadarmış? 15 kilometreymiş. Yine arkadaşlar notlarımıza baktık. Bakın notlarımızda 3 tane vektör var. İşte K vektörü ne olsun? 20 birim. M vektörü 42 birim. L vektörü 10 birim. Siz ne yapacaksınız? Şunu çözeceksiniz. Nasıl çözeceksiniz? Önce ne yapmanız lazım? Şunu bileşenlerine ayıracaksınız. Ayırdıktan sonra da ucuca ekleme ya da paralel kenar metoduyla ne yapmamız lazım? Tüm vektörleri toplamamız lazım. Bakın yine örnek sorumuz var. Şuraya baktık işte yatay eksen, düşey eksen. Siz ne yapacaksınız? Şu 3 tane vektörü ucuca toplayarak ya da paralel kenar metodu kullanarak ne yapmanız lazım? Toplamanız lazım. Şimdi biz bunları toplamamız için ne yapmamız lazım? Şuraya baktık. A vektörümüz eksenli açı yapmış. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Diyeceğiz ki bizim A vektörünü hem yatayda hem düşeyde bileşenlerine ayırmamız lazım. Bu arada diyeceğiz ki bakın A vektörü için biz ne diyeceğiz? Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bizim için kolaylık olacak. Siz de karıştırmayın. Şöyle bir tane vektör çizdim. Eksenleri çizdim. Şöyle beta açısı dedim. İşte vektör ne olsun? A vektörü olsun. Biz herhangi bir vektörü bileşenlerine ayırırken ne yapacaktık? İşte eksenleri dikinecektik. Dikin eksenleri kestiği noktayı belirleyecektik. Şu başlangıç noktasından dikin ekseni kestiği noktaya doğrular çizecektik. Diyecektik işte A'nın yatay bileşeni, A'nın düşey bileşeni. Şimdi eksenle açı yapmış. Bakın biz diyeceğiz ki A vektörü düşey eksenle açı yaptığı için düşey eksen ne oldu? Kosinüs ekseni. Yani biz burada ne yapacağız? Diyeceğiz ki vektör hangi eksenle açı yapmışsa o eksen bizim için kosinüs ekseni, diğer eksen sinüs ekseni. Bakın vektör ya da kuvvet. Mesela bundan sonraki derslerde kuvvet olarak kullanacağız. Hangi eksenle açı yapmışsa o eksen her zaman bizim için ne olacak? Kosinüs ekseni olacak. Ne yapacaksınız bu sefer? Mesela A'yı ayırdınız. A'ya baktınız. A için her bir vektörü arkadaşlar ayrı ayrı inceleyin. Üçünü aynı şekilde incelemeyin. Önce A vektörünü çözün. Sonra B vektörünü bileşenler ayırın. C vektörünü zaten bileşenler ayırmaz. Çünkü eksenin üzerinde zaten.
Biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki önce A vektörünün yatay düşey bileşenlerini aradık. Şimdi A vektörünün yatay bileşenlerini ararken neye baktık? Bakın A vektörü yatay eksenle yaptığı için yatay eksen kosinüs eksen olacak. Bu sefer kapattınız arkadaşlar. Diğer vektörler yokmuş gibi. Bu sefer B vektörüne baktık. Bakın B vektörü ne yapmış? Düşey eksenle açı yapmış. O zaman diyeceğiz ki B vektörü düşey eksenle açı yaptığı için B vektörü için düşey eksen ne olacak bizim de? Biz ne olarak kullanacağız? Kosinüs eksen olarak kullanacağız. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. İlk hafta için. Söylediğim gibi şöyle fonksiyonlu markası önemli değil. Ben de bu olduğu için mecburen bunu gösterdim. Yani şu markayı silin. Şu fonksiyonda bir tane hesap makinesi herkes hemen edinsin. Herkes bu makineden alsın. Bundan sonraki haftalarda tüm derslerimizi hesap makinesiyle yapacağız. Yani uzun uzadıya her şeyi yazmayacağım. Hesap makinesiyle işlem yapacağız. Hesap makinesiyle işlem yaptığınızda işlem yapabilme yeteneğiniz artacak. Hesap makinesini daha kısa sürede kullanacaksınız. Daha iyi kullanacaksınız. Sadece bu derslerde değil, programınızdaki, bölümünüzdeki tüm derslerde hesap makinesi kullanacaksınız. Haftaya konumuz da moment ve denge olacak inşallah. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu anlattıklarımı ya da notlarımı sisteme yükleyeceğim. Siz bu notları tekrar alın. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Defterinize kendi anladığınız şekilde notları yazın. Yanlarına notlarınızı alın. Çünkü ders çalışırken bu size çok faydalı olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.